harcama olduğu gibi risk yönetimiyle karşınızdayız ve şirketler açısından kritik olan bu süreçte değerli bir isimle şimdi şirketlerin risk yönetimini konuşacağız. Viyamas Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gençtürk'ü ağırlıyoruz. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi jeopolitik gelişmeler böyle adeta Demokles'in kılıcı gibi ülkelerin, piyasaların üzerinde sallanmaya devam ediyor. Bir taraftan tabii ki belirsizlikler artıyor. Bizim içeride kendi belirsizliklerimiz var. Örneğin işte dün gelen enflasyon raporuyla Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ilişkin beklentiler değişti. Böyle bir ortamda şirketler risk yönetimi deyince kendilerini hangi araçlarla, hangi yöntemlerle, nelere hazırlayabilir? Sizin şu anda deneyimlerinizden faydalanarak bunları öğrenmek isteriz. Çok teşekkürler. Öncelikle davet ettiğiniz için. Biraz temelden başlayayım. Hı hı. Benim de çok beğendiğim Türk şirketlerinin bir uzun süredir yapmaya başladığı konu var. Yani temel sigortalar. Şirketlerimiz tabii riski azaltmak için öncelikle kendi fabrikasından, deposundan başlayarak işte yangın sigortasından tutun da bir takım temel sigortaların hepsini yapıyorlar. Daha sonra tabii ki filolarına geliyorlar. Orada da kasko sigortalarını yaptırıyorlar. Daha sonra çalışanlarının sağlık sigortalarını ihmal etmeyip onları da geniş kapsamlı bir şekilde yapıyorlar. Bunlar büyük bir ihtiyaç. Şirketlerin risklerini yönetmesi için temelde olması gereken şeyler. Daha sonra tabii üretim tarafında şirketlerin ham madde gereksinimleri yurt dışından özellikle sağlanıyorsa bununla ilgili vadeli piyasalarda, türev piyasalarında kendilerini koruyorlar. Bu tabii çok kurumsal yönetimi kuvvetli şirketlerin yaptığı bir şey. Her ne kadar bazen biraz maliyetli de olsa bu maliyete katlanmaya değer oluyor çoğu zaman. Diğer yandan tabii ihracatçılarımız ve ithalatçılarımız özellikle. Kur tarafında Türkiye gibi bazen değişken politikalarla kur tarafında riskler yaşayan ülkelerde olduğu gibi kendilerini korumak için vadeli piyasalarda yine kur tarafında kendilerini garanti almaya çalışıyorlar. Bunlar çok güzel şeyler, olumlu şeyler. Ve temelden yukarı çıktıkça tabii ki azalarak giden bir şey maalesef. Bunların daha fazla artması lazım. Fakat en önemlisi bence tabii ki bunları üretip satacağız. Evet. Değil mi? Ticaretimizi de aslında sağlam almak zorundayız. Güvenli ticaret yapmak zorundayız. Bunu yapabilmenin de tabii ki en önemli koşulu bir sigortaya sahip olmak. İhracat tarafında tabii yıllardır Türkiye Exim Bank ihracatçılarımıza büyük destek oluyor. Şu anda da artarak devam ediyor bu destek, onu görebiliyorum. Zaten Türkiye'nin biliyorsunuz bu ekonomik açılımında ihracat çok ön planda. Bunu da destekliyor çeşitli şekillerde. Türkiye Exim Bank da burada çok destekçi oluyor. Bunun yanında yaklaşık 15 senedir, benim de daha önce 12 sene boyunca çalıştığım özel sigorta şirketleri var. Bunlar da Türkiye'de çok fazla risk taşıyorlar. Milyarlarca eurolardan bahsediyorum. Aynı şekilde Türk firmalarını hem ihracat tarafında hem de ithalat tarafında destekliyorlar. Bunlar güzel şeyler. En son Türk Reassurance'la KOBİ'lere yönelik yurt içinde bir sigorta çıkardı. Son 2-3 yıldır da başarıyla artarak devam eden tempoda destek oluyorlar KOBİ'lerimize. Yani ürünlerimiz çeşitleniyor. Günümüzde tabii ihtiyaçlar da farklılaşıyor. Bunların yanına işte siber istediğimiz, aslında daha önce duymadığımız terimler girdi. Bununla ilgili sigortalar çıktı. Bunlar da güzel şeyler. Daha sonra küresel ısınma ve bunun getirdiği mevsim değişiklikleri, bunun getirdiği riskler. Buna yönelik de özellikle tarıma yönelik sigortalar var. Bunlar hep risklerinizi yönetirken şirketlerin hangi sektörde olursa olsun kullanması gereken ürünler. Orada biraz hani maliyet mi devreye giriyordu? Hani biraz aşağı geldikçe hani belki şirketlerin yapısına göre çok tercih edilmiyor mu? Hani bize bir şey olmaz gibi mi bakılıyor? Ne dersiniz? Doğru, çok doğru söylüyorsunuz. Maliyetler aslında eskiden daha yüksekti. Özellikle türev piyasalarında ve vadeli piyasalarda. Şu anda benim gözlemim hani bu maliyetlerin daha makul seviyelere indiği yönünde. Aynı şekilde alacak sigortaları da. Yani ticareti çok sağlıklı bir şekilde yürütmek lazım. Çünkü şöyle bir genel istatistik var aslında dünyada, bu global bir istatistik. Şirketlerin %75'i dünyada tahsil edemediği %25'lik bir kısım kadar alacakları içinde, 120 hesapları içindeki alacaklardan dolayı sıkıntı çekiyor. Neden sıkıntı çekiyor? Bir kere cari hesaplarından alamadığı paralar yüzünden kendi bilançoları bozuluyor. Nakit akışları bozuluyor. Daha sonra yüksek faiz ortamında özellikle şu an Türkiye'sinde
bankadan kredi alıp aslında bunları fonlamak zorunda kalıyor. Finansal yükü de ağırlaşıyor. Yani birçok yönden tahsilat önemli bir hale evet. geliyor şirketler için. Hem ihracat tarafında söylüyorum hem de yurt dışı tarafta. Yani maliyeti aslında getirisinden çok daha düşük bir hale gelmiş oluyor. Özellikle şu anda dünyada, globalde yaşadığımız hani Rusya-Ukrayna tarafında başlayan ama sonunda jeopolitik olarak Türkiye'yi de çok derinden etkileyen Orta Doğu'daki bu karışıklıklar, savaşlar açıkçası riskleri çok arttırmış durumda. Hani bu risklerle karşılaştığında maliyetin aslında düşük olduğunu düşünüyorum şahsen. Evet. Biraz peki şuna da bakabilir miyiz şimdi? Hani enflasyon çok yüksek bir noktaya gelmişti ve bununla ilgili olarak zaten işte geçtiğimiz yılın Haziran ayında sıkı para politikaları başladı ve hani gittikçe sıkılık dozu artan bir şekilde şu anda da hani mevcut koşullar o süreç devam ediyor gibi duruyor. Bir süre daha devam edecek evet. arkadaşlar. Dünkü enflasyondan sonra ötelendi diyoruz. Bazı şirketler kendilerini bu sürece biraz daha hazırlayabildi sanıyorum ki ve bu şirketler şu anda en azından mevcudu koruyabiliyor. Ve hani hazırlık yapmayanlarsa biraz daha güçlük içerisinde. Neler yapmış olabilirler? Nasıl o süreci iyi değerlendirip hani o hazırlık sürecini yapmış olabilirler? Neler söylersiniz? Burada tabii bazı şirketler yatırım süreçlerinde yakalanmış olabilirler. Döviz üzerinden olsun, TL üzerinden olsun. Finansman almış olabilirler. Yatırım sürecinde olmasa bile nakit akışlarını iyi yönetemeyen şirketler, yani finansmanını iyi yönetemeyen şirketler, alacaklarını iyi takip edemeyen şirketler maalesef kredi tarafında daha fazla bankalarla ilişki içine girmiş olabilirler. Bu da finansal yüklerini artırıyor. Hani bunu önlemenin yolu dediğim gibi yurt içi tarafta mutlaka ve mutlaka şahsi kanaatim ticari alacak sigortası yaptırmaları yönündeydi. Her zaman da müşterilerimize bunu söylemek istiyoruz. Zaten şu anda da yaptığımız iş açıkçası bunu tabana yayabilmek. Elbette maliyetli bir ürün ama karşılığındaki banka teminat mektupları ya da ihracat tarafında akreditiflerle karşılaştırdığınızda oldukça da düşük fiyatlı bir ürün. Bunu yaptıkları sürece gecikmeler yaşamayacaklar ve açıkçası tahsilatta gecikmiş bir alacağı varsa da tazminata dönmesi halinde bunları tahsil edebilecekler ve bankadan kredi almalarına gerek kalmayacak. Bunları yapabilirler şirketlerimiz. Çünkü son zamanlarda biliyorsunuz konkordatalarda evet, ve yazılan çeklerde bir artış evet. olduğunu görüyoruz rakamsal olarak. Bu da gösteriyor ki yüksek faizin piyasaya bir etkisi oldu. Biz bunu daha önce de gördük. 2018 kur krizinde de yaşamıştık bunu. Bir takım faizin düşük tutulduğu bir dönem vardı. Orada da aslında bunları yaşamıştık. Önümüzdeki dönemde yüksek faizlerin sizin dediğiniz gibi yüksek seyredeceğini öngörebiliyoruz. Böyle bir dönemde de aslında maliyetlerin artacağı, konkordata ya da yazılan çeklerin artacağı bir dönem olacağı gibi geliyor özellikle yıl sonuna kadar. 2025'ten sonra da beklentimiz biraz daha işte yumuşak iniş senaryoları, Fed'in faiz indirmesiyle beraber belki Türkiye Merkez Bankası da faizleri indirmeye başlayabilir ama onun siz daha iyi biliyorsunuz ne zaman olabilir? Kasım mı, Aralık i̇şte mı, Ocak çok mı? Çok farklı görüşler var. Yani dünden sonra özellikle son veriden sonra biraz daha sanıyorum ki hani ötelendiğini görmek mümkün oluyor ama bununla ilgili tabii ki hani hepimiz bekleyip göreceğiz. Evet. Merkez Bankası'nın bu hafta blog yazısında, Merkez'in güncesinde yayımladığı bir rapor vardı ve orada konkordato ilan eden şirketlerin aslında hali hazırda sıkıntılı şirketler olduğunu, sıkı para politikalarını çok fazla etkilemediğini öne sürmüştü. Yani böyle bir araştırma, çalışma yapmışlar. Bilmiyorum siz katılır mısınız? Aslında katılıyorum. Güzel bir nokta. Şöyle ki 2020 biliyorsunuz Covid ile beraber, Covid krizi ile beraber bütün merkez bankaları, Türkiye Merkez Bankası dahil ki Amerika en ileri düzeyde yaptı bunu. Avrupa Merkez Bankaları da çok fazla para sürdü piyasaya. Likitte çok bollaştı. Bunun sonucunda da enflasyon oluştu. Yani 2021 ve 2022 bütün dünya ticaretinin en parlak yıllardı. Çünkü Covid sonrası hızlı bir çıkış yaşadık. Bunun akabinde ama enflasyonist bir ortam oluştu ve enflasyon birçok ülkeyi tehdit edince bu sefer de faizleri yükseltmeye başladı. Merkez bankaları. Aslında kriz böyle oluştu. Yani temeline inmek lazım. Covid çıkışından kaynaklanıyor bütün bunlar.
Dolayısıyla da orada zombi şirketler oluşmaya başladı. Evet. Yani 21-22'de sorunlu hale gelmiş, Covid sonrasında sorunlu hale gelmiş şirketler. Kötü yönetimde olabilir, finansal sıkıntılar da olabilir, tahsilat sorunları yaşamasından da dolayı olabilir ama yüzdürüldüler gibi düşünüyoruz. Bunu sadece Türkiye için söylemiyorum, bütün dünyada küresel var bu. Küresel, Amerika'da özellikle çok fazlaydı bu şirketler, Avrupa'da evet. da vardı. Dolayısıyla bunların devamı olarak gördüğüm için katılıyorum. Bu sadece perçinleri diyebilirim. Sorunlar aslında 2022'den sonra gelmeye başlamıştı özellikle 23'teki enflasyonist ortamdan evet. dolayı. Ama şöyle bir ortamda biraz sigortanın temkinli önemine dikkat lazım. Çekiyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değerli katılımınız için Viyamas Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gençtürk konuğumuzdu. Risk yönetimini noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere.